Ne yaptınız? Aldınız mı Türkiye'de 4-5 katı fiyata satılan ucuz Çin malı ürünleri yurt dışından? Böyle beklediniz mi haftalarca gümrükte kalır mı, geçer mi diye? Yani biliyorsunuz bekletiyor. Hepimiz bekledik tabii. Bir ay sürdü neredeyse. Biz de yaptık gördüğünüz gibi. Bir önceki videoda yaptığımız 10.000 TL'lik Temu alışverişiyle gelen ürünleri bu videoda kutularını açıp deniyoruz, test ediyoruz hep birlikte. Bilmeyenler için Temu eski AliExpress gibi bir anda patlak veren bir Çin merkezi yurt dışı alışveriş sitesi dostlar. Zaten adını duymuş olanlarınız vardır. Hatta öyle bir patlak verdi ki bir anda milyonlarca lira harcama yapılınca Ticaret Bakanlığı yurt dışı alışveriş limitini 150 Euro'dan 30 Euro'ya kadar düşürdü. Yani bu ilk ve son Temu kutu açılış videosu olacak. Hatta belki de yurt dışından online alışveriş yaptığımız son video bu olacak. Yasanın pozitif ya da negatif etkilerine bu videoda hiç girmeyeceğim dostlar. O bambaşka bir tartışma konusu. Diyelim ki 30 dolardan pahalı bir kitap var. Türkiye'de muadili yok. Onu alamıyorsunuz. Yazılımı, elektroniği seven bir gencin başucu cihazı olması gereken Raspberry Pi'nin yenisi çıktı mesela. O da pahalı geliyor. Onu da alamıyorsunuz. Durum bu. Bunu bilin yeterli. Yasal düzenlemeler bunlarla da sınırlı değil. Artık biz de videolarımızda herhangi bir marka, ürün görünse bile bakın adını geçirmekten söz etmiyorum. Yani böyle konumdaki saat gibi gözükmesi yeterli. Örtülü reklam yaptığımız gerekçesiyle ceza yiyebiliriz. Hem de az buz değil 500 bin TL gibi. Kendi markaların adını geçirdiği için ceza yiyenler var. Sizin de başınıza gelebilir. Bu işi yapmanıza, içerik üretici olmanıza da gerek yok. Sosyal medyada bir markadan bahsettiniz. Örtülü reklamdan ceza yiyebilirsiniz. Bu videoda da herhangi bir sponsorlu bağımız yok. Ne Temu'yla ne de bu ürünleri üreten Çinli markalarla. Ancak ceza yememek için sloganı yapıştırıyorum buraya. Zorundayız. Aldığımız ürünleri ben telefon ve bilgisayar aksesuarları, araç aksesuarları ve ev aletleri olmak üzere 3 farklı kategoriye ayırdım. En ucuzundan en pahalısına doğru sıraladım. Fiyatlarını da tek tek Türkiye ile kıyasladım. Hangisini Türkiye'den alsak kaç para öderdik yanıtını da vermeye çalıştım. Test ederken hepsini tek tek anlatıyorum dostlar size. Ama spoiler vereyim, tüm bu ürünleri biliyorsunuz vergiler dahil 10.000 TL'ye mal ettik ama Türkiye'den alsak hepsini bu minimum 17.500-18.000 TL tutacaktı. Hatta gidip kaliteli muadillerini almış olsaydık 20.000 TL'nin üzerine çıkacaktı. Rakam ama hangi üründen kar zarar ettik onu da açıklayacağım tabii ki test ederken. Çok uzattım ama yasalar emretti bir kere. Şimdi başlayalım. İlk ürün böyle hoparlörlere toz kaçmasını engelleyen bir basit sticker. Ürün bu dostlar. Nereye yapıştıracağımızı da göstereyim tabii. Telefonların hoparlör bölümlerini biliyorsunuz burada ince bir çizgi ya da delikler bulunur. Buraya çok toz kaçar, zamanla tıkanır. Bu sticker da iddiası o ki bu hoparlör deliklerini kapatıyor. Toz ve pislik kaçmasını engelliyor. Denemeden önce desibel olayına da bakalım. Bir tane canlı yayın buldum. Sabit bir gürültü. 72-73 desibel arası. Yapıştırıp bakalım bir de. Yani çok tozun pisliğin içinde dolaşıyorsanız koru gibi duruyor. Görünümü de şöyle şurası. Tekrar desibele bakalım. Pek de bir şey değişmedi. Biz bu ürünün 10 tanesini 11 liraya almışız. Türkiye'de tanesinin bile 18 liraya satıldığı yerler gördüm. Aradaki fiyat farkı bu. Ve bu fiyat farkına rağmen iyi de performans gösterdiği için 10 üzerinden 9 veriyorum. İkinci ürün iPhone lens koruyucu. İnce tenekeden bir yapısı var. Bu iPhone'un lensinin etrafını kaplıyor. Zannediyorum şu etiketi de sökerek takacağız içerisine. Pro Max'imiz burada. Tabii yapıştırmadan önce silmekte yarar var. Oo, ıslak gelmiş bak Çin'den. Asla temiz. Öncesinde bir fotoğraf çekeyim, arada değişim var mı görelim. Sticker'ı da sökünce bu. Son hali de şöyle, onu da bir göstermiş olayım. Fena da durmuyor ama üstü çok kolay lekeleniyor. Malzeme kalitesi kötü. Bu da takılı halinin fotoğrafı. Yan yana görüyorsunuz. Şimdi biz bu ürünü Temu'dan 17 liraya almışız. Türkiye'deki muadilleri de 50-60 lira seviyesinde. Yani fiyat dengesine baktığımız zaman evet bir fiyat performans ürünü ama malzeme kalitesi kötü olduğu için 10 üzerinden 7 veriyorum. Sıradaki ürün tip A ve tip C iki tane kablo. Her ikisi de 2 metre bu arada kabloların. Uçtaki malzemeler metal. Örgü kalitesi de tip A tip C kablonun gayet iyi. Tip C tip C'ye baktığımızda uçtaki yine aynı metal malzemeyi görüyoruz ama bunun örgü kalitesi öteki kadar değil. Biz tip A tip C kabloyu 72 liraya aldık. Bunu Türkiye'den alırsanız 230 liraya falan denk geliyor. Bunu da 78 liraya aldık. Bu da Türkiye'den alırsanız 300 liraya kadar çıkıyor. Şimdi bir tane priz, bir watt ölçerimiz var. İki tane 120 wattlık adaptörüm burada duruyor arkadaşlar. Tip A ile başlayalım. Telefon şarj oluyor. Şu an %42'de yani bu yüzdelerde çok hızlı şarj olması lazım. 9 wattı gördük. %43'e yükseldi. Ama asla 30 watt, 40 watt bile göremedik. Şimdi bir de tip C'yi deneyelim. Telefonun şarjı %43. Ha, 32, 50 gördük. Bu çalışıyor. 57, 60 watt arası. Şu an telefon muhtemelen o hızda alıyor. Tip C'ye puanım malzeme kalitesinin düşüklüğünden dolayı 10 üzerinden 7. Tip A'ya puanım maalesef 10 üzerinden 1. Sıradaki ürün süper geniş açılı makro lens seti. Hem 0.45x zoom'u var hem de makro çekim yapmamızı sağlayan bir lens seti bu. Lens takacağımız mandal. Biz bu ürünü 97
7 liraya almışız. Türkiye'de en ucuzları 250 liradan başlıyor. Bir lens kapağı var. Onu söktüm. Arkada da bir lens kapağımız var. Ürünün aslı bu dostlar. Makro çekim yapmak için bunu takıyorsunuz. Bu takılıyken üzerine bunu taktığınız zaman 0.45x'te fotoğraflar çekiyor. Önce bir ultra geniş açılı lensi deneyelim. Ortalandığından emin olmanız gerekiyor tabii ki. Şu an 0.6x üzerine 0.45x çekiyorum. 0.6x telefonun kamerası varken böyle gözüküyor. 0.6x'te açınca üstüne 0.45x ekleyince sonuç bu. Bir de makro deneyeyim masaüstü. Ya budur. 97 liraya biraz pahalı bir oyuncak diyebilirim. Final puanım bence 3'ü hak ediyor. Sıradaki ürün sinyal yükseltici sticker. Bunu telefonun üstüne yapıştırdığınızda telefonun çekim gücünü arttırdığını söylüyor. Biz üçlü paketini bunun 97 liraya almışız yine. Türkiye'de muadili var mı diye baktık tabii ki. Yine üçlü beşli paketleri bunun böyle 250-300 liradan başlıyor. Zaten ekran görüntüsünü görüyorsunuz siz de. Yapıştırmadan önce ne kadar çektiğini de göstereyim telefonun. Şu an bulunduğumuz yerde iki çizgi var. Yapıştıralım. Artmadı. Bir şans daha vereceğim. Diğerini de şöyle deneyeceğim. Gördüğünüz gibi iki çizgi. Uçak modunu açtım. Doğal olarak hiç çekmiyor. Uçak modunu kapattım. 4.5G LTE geldi. Tekrar 3 çizgi. Kayda değer bir artış yok bu arada. İkisini de yapıştırdım. 4 çizgi olmadı. Bu sefer 2 çizgiye düştü. Eski telefonlarda işe yarayabilir. Bu telefonda herhangi bir iddiası yok. Hatta kapatmadan önce bir kere daha bakalım şans verip. 3 çizgi oldu. İkisi yapışık. 10 üzerinden 1 veriyorum. Sıradaki ürün yine bir USB kablo. Olayı şu. Uçları tamamen metal. Söktüğünüzde içinden tip C çıkıyor. Taktığınızda tip A oluyor bir ucu. Bu tarafta da Lightning girişi var. Söktüğünüzde elimde kaldı oğlum bu. Tip C'ye dönüşüyor. Bu tarafı da aynı anda açıp tip C kablo olarak kullanabilirsiniz. Ürünün iddiası da 100 watt gücünde elektrik verebilmesi. Yine 120 watt adaptör, 120 watt telefonumuz var. Şarj oluyor. 54, 56. Fena değil. Bu telefonla da ilgili tabii ki. Yani telefon sınırlıyor olabilir. Bunu 98 liraya almışız. Bunun muadili Türkiye'de yok. Yine yurt dışından satılıyor. O da 230-250 lira civarı bir fiyata sahip. Ben malzeme kalitesini sevdim. Genel olarak vaat ettiği hızı da vermeye yaklaştığı için bir 10 üzerinden 8'i hak etti. Sıradaki ürün yine bir kablo abi. Ama bu sefer Tip-C'den HDMI'ya. Ve biz bunu ne kadar almışız abi? 121 liraya almışız. Türkiye'de 500-550 lira seviyesinden başlıyor bunun fiyatları. İyi bir şey istiyorsan 1000 liraya kadar çıkıyor. Bayağı iyi. Tip-C çıkışlı herhangi bir cihazınızın görüntüsünü HDMI bağlantısı bulunan istediğiniz ekrana aktarmanızı sağlıyor. Bu cihazın bir diğer iddiası da 4K Ultra HD görüntü vermesi. Yani sadece Tip-C'den HDMI'ya dönüştürmüyor. Full HD'yi yapmıyor. 4K'da veriyor. Bakalım yapacak mı bunu? Çekimlerde kullandığımız monitör var. Bize anlık olarak görüntü kalitesinin ne olduğunu söyleyecek. HDMI kablosunun HDMI ucunu buraya taktım. Tabii harici ekran olarak algıladı. Şu an 1920'ye 1080 60 Hz veriyor. Buradaki bilgisayara da bir takıyorum. Yine 1920'ye 1080 algıladı bu arada. Bak geldi mesela. Kesinlikle 4K değil ama ucuz yollu bir tipçe HDMI kablosu için bence ideal. Biz bu kabloyu 121 liraya almışız. 121 liraya 1080p görüntü idare eder. Vaat ettiğini vermediği için 5 puan kırdım sayılır. Ama çalıştığı için 10 üzerinden 5 puan. Sıradaki ürün 360 derece telefon tablet standı. Çok uzatmayacağım. 130 liraya almışız. Türkiye'de fiyatı 230-250 lira arası. Malzeme bu zaten. Bunun böyle vidasını gevşetiyorsunuz. Şöyle ayarlıyorsunuz. Şuraya takayım mı? Güzelce sıkıştırmanız lazım ki düşmesin. Malzeme kalitesi hiç fena değil. Deneyelim sarkıyor mu sarkmıyor mu bakalım. Maşallah dediğimizi 3 gün yaşasam şaşıracağım. 10 üzerinden 1. Sıradaki ürün yine bir kablo. Peki bu kablonun esprisi ne? Şu yine 2 metre ve bu sefer üzerinde ekranı var. Yani anlık olarak kaç watt verdiğini doğru bir şekilde göstermesi gerekiyor kablonun. Tabii ki Tip-C'den Tip-C'ye. Şu ana kadar bu videoda incelediğimiz en iyi kablo bu olabilir. Tamamen örgü ve Tip-C'den Tip-C'ye. Ekranını da şöyle göstermiş olayım. Şurada bir ekran var. Bu arada yine 120 wattmış bu kablo. Biz bunu 141 liraya almışız. Türkiye'deki muadilleri de 250 lira civarı. Yine 120 watt adaptörümüz geldi. Telefonumuz da burada. Ekranı üstte duracak şekilde takıyorum kabloyu. Kabloda 49, burada 57 ama kabloda 30 gösteriyor, burada 36. Tabii ki 3-5 wattlık sapmalar çok normal ama bence çok başarılı bir ürün. 10 üzerinden 10. Sıradaki ürün dokunmatik kalem. Kutunun içinden tip A, tip C kısa bir kablo çıkıyor. Kalemimizin kendisi var. Ürünün genel hatları, kalitesi bu. Şarj soketi için koydukları tip A sağa sola düşer, kaybolur. Bu şekilde de ürün şarj oluyor. Test ettiğim ve puanladığım videoya geçebiliriz. Kalemi iPad'de hemen deniyoruz. Duyarlılığı gayet iyi dostlar.
arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlakları, çizgileri uygulamada zaten düzeltiyor ama kalem normalde Apple Pencil'dan çok da farkını hissettirmiyor. Yani bilmeseniz ya da anlamasanız muhtemelen Apple Pencil zannedebilirsiniz. Tabii ki böyle şarj olmuyor ama Apple ürünlerindeki bu mıknatıslarla da uyumlu. Sadece şu şarj soketinin kapağını çıkartarak burada tutabiliyorsunuz. Manyetiklere bağlı şekilde kalabiliyor. Bence şöyle farklı kalemler de alıp göstereyim. Boyutlarını da maksimuma çekeyim ki net şekilde anlaşılsın. Ufak tefek grafik işleri için gayet başarılı bir kalem. Yani 10 üzerinden hadi senin hatırına 8 olsun. Sıradaki ürün 40 wattlık şarj adaptörü. Bu adaptörün üstünde Quick Charge 4.0 desteği olan bir tipa bir de tip C girişi var. Türkiye'deki muadili bunun 300-400 lira arası. İki girişli buna benzer 40 watt değere sahip bir adaptör alacaksanız 800 liraya kadar çıkmanız lazım. Bizim aldığımız fiyat da 168 lira. Kabloyu da alıyorum buraya. Tipa girişine takıyorum. Şöyle bastığım zaman bize değeri verir diye düşünüyorum. 8-13 watt. Başka bir telefonla deneyeyim. Gördüğünüz gibi şarj oluyor. 11 watt'a direkt yükseldi. Daha yüksek alacağını düşünüyorum watt'ı. Maalesef. 9,5 watt. Oralarda geziyor. Şarj oluyor. 4.6. Dolayısıyla bu şarj cihazı vaat ettiğini vermedi bana. Bunları almayın aldırmayın. 10 üzerinden 1. Sıradaki ürün endoskopi kamerası ama tıbbi olan endoskopi değil. 1 metre civarında bir kablo. Bu tarafından tipa girişi olan bir kablo. Bu tarafından da ucunda kamera olan bir kablo. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu uç kamera arkadaşlar. Bu kamerayla ne görüyorsa onu bunun ucundaki cihaza aktaracak. Görüntü geldi. Şu an elimde endoskopi kamerası var. Gidip arabanın benzin deposuna sokalım. Bakalım ne göreceğiz. Arkadaşlar şu an endoskopi kamerasından sesleniyorum size ve benzin deposuna gönderiyorum birazdan bunun ucunu. En azından girişini gösterebilirim. Şöyle ışığı gayet yeterli. Arkadaşlar durum bu. Bence endoskopi kamerası 10 üzerinden 9 puanı hak ediyor. Sizin de yorumlarınız önemli tabii. Puanı tamamen çözünürlüğünden kırdım dostlar. Ama biz onu 189 liraya almışız. Şu anda Türkiye'de sadece yine yurt dışından alabildiğiniz bir ürün ve minimum 500 liraya bulabildim. Aklınızda olsun. Sıradaki ürün yine bir kablo ama bu sefer Thunderbolt 4 kablosu. Bu kablolar yüksek hızda veri transferi yaptığı gibi çok yüksek çözünürlüklü görüntüler de transfer etmek zorundadır. Saniyede 40 gigabit veriyi aktarması gerekecek. Bunun için yanımda o hızlara destek veren bir tane SSD var. Bu SSD'den büyük bir dosyayı bilgisayara atarken ne kadar hızlı dosya attığını göreceğiz hep birlikte. Bakalım çalışıyor mu? Taktık USB'yi Windows bilgisayara. Aynı klasörü tekrar yapıştırıp deneyeceğim. Hemen kopyalama işlemini başlattı ve şu an görüyorum 75, 65, 100'ü gördü. 100 ile başladı bu arada. Dosya sayısı arttıkça yavaşladı. Tekrar hızlandı. 330, 400'e gördü. Bu kabloyu biz 200 liraya almışız. Türkiye'de de 400 lira ama böyle istisnai o. Yani 700-750 lira arası para harcamanız gerekebilir. O yüzden 10 üzeri 10 bir alışveriş oldu. Sıradaki ürün RGB mousepad arkadaşlar. Türkiye'de çok muadili var. Geldi. Burası arkası. Bir tane micro USB'den tipaya kablomuz var. Burası da ön tarafı. Çok böyle bu boyutlardaki mousepadlerde yani kaliteli bir şey alırsanız onlar kadar ağır değil. Kayması kolay olabilir. Sabitlemeyebilir kendini ama altı oldukça güzel bir kauçukla yapılmış. Kenarlarındaki şu beyaz çizgiler de dostlar RGB ışıklandırma. Şimdi ürünün ışıklandırma iddiası vardı. Bir de onu görelim bakalım. Işık kaynaktan uzaklaştıkça bu biraz kayboluyor. Biz bunu 203 liraya almışız dostlar. Türkiye'deki muadilleri de 270-350 TL arasında falan değişiyor. Çok ciddi bir kar elde ettiğimizi söyleyemem ama 200 liraya büyük mutluluk bence. O yüzden 10 üzerinden 7'yi hak ediyor. Sıradaki ürün güneş enerji şarj cihazı. Bunu denemek için tabii ki güneş ışığı lazım. O yüzden dışarı çıkalım şimdi. Nefes aldırmayan İzmir sıcağında geldik dışarıya. Gördüğünüz gibi hemen şurası güneş. Ben cihazı buraya koyuyorum. Cihaz orada, telefon burada, taktık. Dolmasına 11 saat 51 dakika yazdı. Bu zaman zaman gelip gidiyor. Güneş enerjisi paneliyle 11 saat 50 dakikada doluyormuş. Bence 10 üzerinden çok acil durumlarda böyle hayat memat meselesi işlerde sizi kurtaracağı için 5 hatta 6'yı hak ediyor ama onun dışında hiç kullanışlı bir ürün değil. Sıradaki ürün bir telefoto lens arkadaşlar. Bir yine mandalımız çıkıyor burada. Ürünün kendisine gelelim. Çok dandik bir el feneri gibi görünüyor. Çok ucuz bir plastiği var. Şuralar darbe almasını engellemek için biraz lastikten yapılmış. Dönmüyor. Artı eksi sıfır ayarı var. Voltron gibi her şey birleşti. Kendimi görüyorum bunda. Dışarıda deneyemeyeceğiz büyük ihtimalle. 10 üzerinden 1. Tabii ne kadar kazıklandığımızı da söyleyeyim ben size. 217 liramız çöpe gitmiş arkadaşlar ama Türkiye'de de daha fazla param çöpe gitsin istiyorsanız bunun muadillerini 400-500 liraya bulabilirsiniz. Dostlar sıradaki ürün çakma AirTag ya da Samsung'un neydi SmartTag olan ürünlerinden. Anahtarlarınıza takıp eşyalarınızın kaybolup kaybolmadığını kontrol
kontrol edebileceğiniz, telefondan konumunu bulabileceğiniz bir cihaz. iPhone'un Find My uygulamasından bu cihazı eklememiz gerekiyor. Bunun için cihaz ekle bölümüne geldik ve Viami adında buldu. Biz bunu 220 liraya almışız arkadaşlar. Türkiye'de de normal kullanabileceğiniz herhangi bir GPS cihazı 300 lira civarında. Smart Tag'lerin ikincisini alırsanız Samsung'dan biraz daha pahalı. Bu işin zaten en pahalısı da Apple'da, o da AirTag. Ama 300 liraya bulacağımızı 220 liraya aldık. Ben bu alışverişe 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Ürün konumu da doğru gösteriyor. Gayet güzel çalışıyor. Dostlar, sıradaki ürün bir Wi-Fi sinyal güçlendirici. İnternetin çekmediği köşelerde bilgisayar kullanırsanız bu cihazlar hayat kurtarıyor. Ama böyle bir cihazda Türkiye'de epey pahalı. 700'den ucuzu yok şöyle 4 antenli bir Wi-Fi sinyal güçlendiricinin. Kutunun içerisinden cihazın kendisi çıktı. Başka hiçbir şey yok. Evet dostlar, şimdi bir normal hız testi yapalım. 140 megabit internet bağlantısı aldık. Bakalım Wi-Fi sinyal güçlendiriciyle ne kadar alacağız. Bu arada gördü, ufak bir mavi LED yanıp sönüyor üstünde. Muhtemelen kameraya çok zor yansıyordur yine ama. Driver'ı yükledik. Bilgisayarından başlattık. Benden Wi-Fi'ımı açmamı istiyor. Bağlı ve güvenli diyor. Tekrar bir hız testi yapalım bağlı haliyle. 330 verdi. Şu an normal wireless'ta. Tekrar test ediyorum. 290. Tekrar takıp tekrar deneyeceğim. 300 verdi bu sefer. Biz bu cihazı 247 liraya almışız arkadaşlar. Türkiye'de de bu 4 antenli ya da buna yakın modellerin fiyatı 700 lira civarında. Bilginiz olsun. Sıradaki ürün aynı anda 6 cihazı kablosuz olarak şarj ettiğini iddia eden böyle bir ürün. Kaç almışız onu söyleyeyim. 323 liraya almışız. Ürün böyle çıktı. Ne olduğunu bilmediğim bir aparatla beraber açtım kutuyu. Yani orta seviye kalitede diyebileceğim bir USB tip C tipi kablomuz var. 1 metreye yakın uzunluğu. Kablolu, hatta saatini şarj etmek için kablonu kendin getiriyorsun. Çok dandik bir plastik bu arada. Buradaki tip C, burada bir Lightning, burada da micro USB var. Burada da bir Lightning var. Saat kablosu için buradan kanalı bırakmış. Apple'a uygun yapılmış. Tabii ki aynı anda saati, koyduğunuz kulaklığı, efendim telefonu, üçünü en az kablosuz şekilde şarj eden muadilleri 800 lira civarı geldik teste. Taktım gördüğünüz gibi kabloyu. Bakalım kablosuz çalışacak mı ya da nasıl çalışacak? Herhangi bir manyetik iletişim kurmuyor. Eski nesil kablosuzlar. Lanet olsun ya, geçelim sonraki ürüne. Geldik. Akıllı ev aletleridir. Evde böyle kullanabileceğiniz ufak tefek tamir aletleridir derken ilk ürünümüz de o sınıfta. Anahtarlık boy bir tornavida aslında bu. Ucundaki kapağı söktüğünüzde düz, bunu söktüğünüzde yıldız olabilen bir tornavida seti. Ama bunu ne için kullanıyoruz? Gözlüklerin şu sapları dostlar sürekli gevşer. Bunu engellemek için yanınızda sürekli böyle bir şey taşımak zorundasınız gözlüklü bir insansanız. Bu arkadaş sağ olsun buradaki vidayı gevşetip sıkmamıza olanak tanıyor. Gördüğün gibi gayet iyi, kullanışlı. Temu'da 6 liraya aldık bunu. Sıradaki ürün bir torba mührü arkadaşlar. Çok basit bir mantığı var aslında. İçine pili takıyorsunuz. Bu pille beraber karşılıklı rezistansları kullanarak buraya sıkıştırdığınız poşetin ağzını kilitliyor. Tabii ki kullanmak için içine pil takmak lazım. Buldum ayarını. Belli bir şeyi var hocam bunun. Olay bu. Kilitli torbamızı tekrar kilitledim. Artık bir daha da açınca kullanamayacağız. Biz bunu 52 liraya almışız arkadaşlar. Türkiye'de muadilleri 190-200 liradan başlıyor bilginize. Bence gayet güzel. 10 üzerinden bir 9'u hak etti. Çünkü plastik malzemesi falan bayağı kötü. Hop geldik tornavida setine. Çok dandik bir plastik malzeme var üstünde ve muhtemelen içine koydukları uçlar bir iki telefonda bir yerde birkaç vidada zorlanınca eriyecekler. Manyetik. Bak şimdi beni tavladı. Fena değil. Bildiğin E250 içine açıyoruz şu an. Ben sadece ters yönde zorlamak istiyorum. Ucu bozulacak mı? Onu merak ediyorum. Vidada bir sıkıntı yok ama uçta var. Yani nasıl gösterebiliriz bunu bilmiyorum ama ucu eridi. 113 liraya almışız. Türkiye'deki en ucuz muadilleri 180-200 liradan başlıyor arkadaşlar. Bence külliyen zarar, masraf. Asla değmez tabii ki canım. Bir tıraş makinesi. Ha uçlara bak. Biz bunu 119 liraya almışız. 110 liraya da var Türkiye'de. Şarj kablosu çıkıyor. Micro USB tabii tahmin edeceğiniz üzere. Böyle tıraş makinesi mi olur? Berberler yorumlara yazın. 4 mm, 2 mm, 1,5 mm, 3 mm. Açma kapama tuşu aşağıda. Tabii biz bunu nerede deneyeceğiz? Bunu düşündüm ve şöyle bir şey yaptım. Bak fiyatı da yazıyor. Bunlar Temu'dan değil bu arada. Bunları fırçalarda deneyeceğiz arkadaşlar. Sıfırda deneyelim bir. Şöyle bir fırçayı biraz düzeltelim. Fena değil. Bir de şunu da görelim mi? Yani şöyle söyleyebilirim. Bence 10 üzerinden 3'ü hak eder. O da sadece kesebildiği için. Yoksa alıp da böyle şeyleri yüzünüze sürmeyin derim. Sonraki üründe görüşürüz. Sıradaki ürün 127 liraya almışız. İnternet sitesinde görünce sandım ki böyle bayağı elimizde tutacağız. Tabii ki de micro USB. Ne sandın? Bak şimdi. Oha selektör modu var. Bak bu yandaki modu. Yandan açıyor. Bak bu ilk mod.
Bu ikinci mod biraz daha düşük ışık. Bu selektör modu. Bu fena değil ha. Yani arabada atacaksın sağ sola duracak kafasında. Bu da yan ışık. Ama beklentim çok daha yüksekti. Yani bu parlaklık seviyesi yetmez. Bak, en parlak hali bu. Bu ne? Bak düşük. Selektör iyi ya. Şu. Şarjlı da olduğu için deprem çantasına falan atılıp orada iş görebilir. Abi 10 üzerinden 4. Fazla uzatmaya gerek yok. Geçiyoruz. Sıradaki ürün projeksiyon lamba. 168 liraya satın almışız biz bunu. Temu'dan Türkiye'de en ucuzunu 300 liraya bulmuşum arkadaşlar. Micro USB yine bataryası yok. Şarjsız adaptörle çalışıyor. Sürekli prize bağlamak zorundasınız. Görüşürüz sonraki üründe. 10 üzerinden tabii 9. Sıradaki ürün yine her gözlüklü insanın ihtiyacı ama sadece gözlük değil. Saat kopçasına kadar her şeyi temizlediğini iddia eden bir temizlik ürünü. Ürünün esprisi şu arkadaşlar. İçine koyduğunuz sıvıyla buradan açtığınızda gözlüktür, makyaj malzemesidir. Hepsini temizlemesi. Evet, su geldi. Pili taktım bu sırada arkadaşlar. Pille çalışıyor. 2 tane ince kalem pil. Bu tabii size kalmış. Daha böyle temizlik solüsyonları koyabilirsiniz bunun içine. Gözlük temizleyeceğiz ama ben güneş gözlüğü getirdim. Çünkü daha çok belli edecek üzerindeki parmak izini falan. Bol bol basıyorum. Bakalım temizlenecek mi bu izler. Pek beklemiyorum böyle bir şeyi. Çünkü cihazın çalışma mantığı içindeki su moleküllerini hızlı hızlı hareket ettiriyor titreşim motoruyla ve o sırada o oluşan hareketten içine koyduğunuz malzeme temizleniyor. Şöyle bir başlayalım. Bitsin. Sonucunu direkt söyleyeyim. Biraz sürecek çünkü. Ne kadar sürdüğünü de size söyleyeceğim. Açtığınızda da böyle bir sesi var. Bırakırsanız kendi kendine hareket ediyor böyle. Şöyle bir çıkartıp bakalım. 4-5 dakika oldu. Tahmin ettiğim gibi parmak izleri gitmemiş. Suyun içi, dibi böyle ufak ufak şeyler dolu, tozlar dolu, parçalar dolu. Bence gözlük için uygun değil ama bu kesinlikle o makyaj fırçalarının diplerinde kalan, zamanla biriken o tozu, pisliği çok güzel alır. Biz bunu 170 liraya almışız dostlar. Türkiye'deki en ucuz muadili 500 TL'den satılıyor. Bence bu alışveriş bu karla birlikte 6 hatta 7 puan hak etti. Sıradaki ürün, abi çok dandikmiş bu ya. Arkadaşlar bu kulaklıklı Bluetooth bağlantısıyla müzik dinlemenizi sağlayan, bisikletçilere çok daha uygun form faktördeki bir gözlük. Takayım da öyle görün. Durum bu. Kulaklıklar şöyle kalkıyor. Cihaz telefonunuza bağlanıyor ve müzik dinleyerek spor yapabiliyorsunuz. Ya hiç ses kalitesine bakmak istemiyorum da onu da bir göstereyim ya. Görüyor musunuz? Bak şurada butonlar var. Oo direkt açıldı. Direkt pairing. Bu nasıl bir hız ya? Bak 0-0-1. Bağlanalım. Eşleştir diyelim. Direkt bağlandı. Hiç sorun yok bu arada. Bluetooth'la ilgili hiçbir şüphem kalmadı. Tabii ki bu ürün hangi şarkıda denenir? Kaldıralım bakalım. Evet, çevremi duyabiliyor muyum? Telefonla falan görüşmek için bisiklet sürerken çok güzel gözlük bu arada. Ama ses kalitesinden hiçbir beklentiniz olmasın. Zaten kulaklıklar kulağa da tam oturmuyor. 10 üzerinden 2. Biz bunu 213 liraya almışız. Amazon'da 430 liraya bulabiliyorsunuz. Sıradaki ürün seyahat boy ütü. Biz bunu 277 liraya almışız abi. Bu arada çok kaliteli duruyor ya. Şu ütünün burası önemli biliyorsun. Lastik kalitesi de şu ana kadar incelediğim en başarılı ürünlerden biri. Bu video için konuşuyorum. Su haznesi de var tabii ki ve kullandıktan sonra burayı kapatabileceğiniz plastik bir kılıf da göndermişler yanında. 277 liraya inanılmaz bir ürün. Su koymak için böyle. Bak bu Çinliler bu ürünü yapmış abi. İçindeki lambayı görmüş olmalısınız. Başlayalım. Daha kötü ütüler kullandım tek başıma yaşarken. Evet, devam. Aa, çok da kötü tepki vermiş olabilirim bu arada da. Hiç fena değil ya. Şöyle suda püskürtelim. Muhtemelen sadece ısı... Güzel ürün ama asla alıp böyle su falan püskürtmeyin. Yani hiçbir esprisi yok. Bak burası ütülü, burası ütüsüz. Zaten belli oluyordur. Biz bu ürünü 277 liraya almışız. Temu'dan ve Türkiye'de buna en yakın fiyatlı satılan ürün 600 lira arkadaşlar. Bence yarıdan daha fazla olan bu kar için 10 üzerinden 10. Seyahate bol bol sıkan biriyseniz işinize yarar. Sıradaki ürün yine bir tornavida seti ama bu sefer çok daha kalabalık. Hatta bu tornavida setinden öteye geçiyorum biraz. Akıllı telefon ya da benzeri elektronik cihazları açıp kapayabilmeniz için gereken tamir kiti arkadaşlar. Tabii ki her evde bulunması şart değil ama içinden böyle farklı 115 parça uç var bunda ve en ince yıldızdan alyanlara kadar böyle büyük bir set var. Arkasında da var. Boy boy tornavida uçları, parçaları. Hem alyan uçları hem diğer uçları kullanabileceğiniz, hem uzatıp hem kısaltabileceğiniz şeyler, parçalar var. 341 liraya almışız. Benzer setlerin Türkiye'deki muhtemelen aynı kaliteli setlerin fiyatları da 700 lira. Sökerken, takarken kullanabileceğiniz aparat çıkıyor. SIM pini bile koymuşlar yani. Bak, kaybet.
çekme diye bunu bir de. Bunu denemeyeceğim. Kalitesi zaten önceki setten gayet net bir şekilde anlaşılır diye düşünüyorum. 10 üzerinden 5, 6. Çünkü uçların kalitesi belli abi. Sıradaki ürün çok fonksiyonlu, çok yönlü bir priz. Biz bunu 361 liraya almışız dostlar. Türkiye'deki fiyatı da 450 liraya yakın diyebilirim. Yani çok ciddi bir kar ettiğimiz söylenemez. 90 lira, 100 lira. Malzeme kalitesi nasıl bakalım? Üstüne bir açma kapama butonu var. Üç tarafında priz var. Yine üstünde de 3 tane USB tip A, bir tane de tip C girişi koymuşlar. Bence kullanışlı bir ürün. Test etmek için uzatmayı çekiyorum. Tabii duvar tipi prizlerde bu daha çok iş görür. Şöyle USB'leri tek tek deneyelim bakalım şarj olacak mı? Hiç anlaşılmıyor ki açık kapalı olup olmadığı. Kamerada bile çok zor. Şu an açık. Dolmasına 2 saat 46 dakika kaldı diyor. %23 şarjı var. Hızlı şarj değil yani. Onu anlamış olduk. Son USB'ye takayım. Burada da bir görelim. Yine aynı şekilde. Hızlı şarj imkanı yok. Tip C'den taktığım zaman açık. Şarj bağlantınızı kontrol edin diyor. Samsung o uyarısını çaktı. Çok kötü. 7 saat 6 dakika dolma süresi verdi. Bu 60 watt verebiliyordu. Yani enayilik prizde bunu anlamış olduk. Ben bunun normal prizlerini de dikkate almak istiyorum. Tip A'dan deniyorum. Normal prizde çalışıyor tabii ki. O kadar kararsız çalışıyor ki yalnız. Bu da çalışıyor. Çalışıyor ama maalesef üstteki girişlerinden ve genel olarak malzeme ile soket kalitesinden dolayı çok ciddi puan kıracağım. Böyle bir şey kullanacaksanız evde bence içinde akım koruma sigortası olan böyle çoklu prizler var. Onları kullanabilirsiniz. Ben 10 üzerinden 2 veriyorum buna. Sıradaki ürün her yurt dışı alışveriş videosunun bel kemiği, masaj aleti. Zaten bunu çok sık gördüğünüz için kutunun içeriğine falan girmeyeceğim. Burada farklı masaj uçları var. Bastırınca masaj yoğunluğunu arttırıyor. Videonun en iyi ürünü bu olabilir mi ya? Ben ne dedim? Dur orada dursana bir. Mami, ha. Teşekkür ederim kardeşim. dur tamam yeterli. Ha. Cihazı göster, yanlış anlayacaklar. Diğer uçları denememize bence gerek yok. Biz bunu kaç paraya almışız onu söyleyeyim size hemen ve puanımızı verelim. Biz bunu 396 liraya almışız arkadaşlar. Ama Türkiye'de hemen hemen buna yakın fiyatlarda 420-430 liraya da bulabildiğiniz bir ürün. Çok ciddi karımız yok ama yine de videonun en iyi ürünlerinden biri. Karımız düşük olduğu için 8 veriyorum. Akıllı ev ürünlerinde son kutu açılışı. Meyve sıkıcı arkadaşlar bu ama seyahat tipi. Posalı bir şekilde sıkabiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki aslında bu bir smoothie makinesi. Micro USB benden ilk eksiği 7. Sızdırmaması için buraya contayı koymuşlar. Bıçaklar var gayet keskin. Bunu böyle kapattığımız zaman bu şekilde taktığınızda, çalıştırdığınızda bu meyveyi yok ediyor. Meyveyi de böyle yanınızda taşıyabiliyorsunuz yaptığınız smoothie. Şeftalimiz var. İri iri atıyorum. Bakalım ne yapacak? Biz buna 433 lira vermişiz. En pahalı ev ürünümüz bu. Ama birebir aynısını buldum. Tahmin edin fiyatını Türkiye'de ne kadar? 1500 lira. Bir de karpuz var bıçağın ucunda. Yani karpuz hiçbir şekilde parçalanmadı. Bu meyveyi yok ediyor. Meyve suyu. Buyur. Bak buyur meyve suyu gördün mü? Bu kadar uğraşa 400 liraya değdi mi? Şeftali kokulu karpuz suyu. Ne beklersin? 10 üzerinden 1. Araba ürünlerine geçiyoruz. Evet geldik arabanın içine. İlk ürün telefon tutucu. Biz bunu 11 liraya almışız. Türkiye'deki fiyatına hemen bakıyorum. 50 TL civarına aynısı var. Çok basit bir ürün zaten. Hemen uygulayıp göstereceğim ve puanlayacağız. Şöyle iki parça plastik çıkıyor. Çift taraflı bant çıkıyor. Yani aracın içine zarar vermek istemem açıkçası. Şöyle. Böyle. Koymanız yeterli oluyor. Şu. Esprisi bu. Stickerları sebebiyle aracın içine özellikle sıcak havalarda güneşten dolayı leke bırakabilir bu bantlar. O yüzden bence 10 üzerinden en fazla 4'ü hak eder bu ürün. Sağlam mı? Değil. Kapı şok amici elimde. 50-60 liraya Türkiye fiyatı var. Biz bunu Temu'dan 15 liraya almışız. Bir paketten 8 tane çıkıyor. Bakalım ne kadar işe yarıyor. Bu ürün iddiası şu. Kapıdaki şu kapanma sesini kesiyor ve içeride kapı kapatılınca camlar kapalıyken oluşan o şoku kestiği iddia ediliyor. Yani ideali 2 tane falan takmanız ama kapının oturduğu yere ben 1 tane buraya koyuyorum. Bakalım şoku kesecek mi? Hiçbir şey değişmedi. Bir tane daha yapıştıralım. Deneyelim ya. 1 tane de şuraya yapıştırayım. Bakalım. 1 tane de orada olsun. Neden olmasın çünkü. Şuraya yapıştırayım. En garanti nokta. Deneyelim. Hiçbir şey değişmedi. Ben buna 10 üzerinden 1 veriyorum. Yıkama havlusu deniyoruz. Şurayı görüyor musun? Rüzgarın nereye estiği belli değil ama şöyle ıslatalım. Çay yavaş. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Bak buralar falan kirli. Gösteriyorum.
Biz bunu 26 liraya almışız arkadaşlar ama Türkiye'de aynısı 70-80 lira arasında falan değişiyor. Bence 10 puanı hak etti. Sıradaki ürün kör nokta aynısı arkadaşlar. Biz bunun ikisini 29 liraya almışız. Türkiye'de aynı fiyatlara da var ama 100 liraya kadar çıkanları da oluyor. Cam ayna değil. Mika, plastik kaplamalı bir şey. Tabii kör nokta aynısı genellikle sağ tarafa uygulanır. Ama ben yine de buradan size bir göstermek istiyorum. Bunu buraya uyguluyoruz. Şöyle farklı açılara da çekebiliyorsunuz. Yani rüzgardan çok etkileneceğini sanmıyorum. Aynanın koruması varsa üstünde ama durum bu. Bence burada da bir 10 üzerinden 9 puanımız var. 65 liraya aldığımız şu 5 portlu çakmaklık var sırada. Bunun doğrudan muadili 5 sayıda girişe sahip olmasa da Türkiye'de 300 liradan falan başlıyor. Kendi dijital ekranı var. Ama gerçekten buradaki gibi, ters gösteriyorum şimdi, buradaki gibi İşte 3.1 amperlik ya da işte büyük şarj 3.0'lık ürünler 600 liraya kadar çıkıyor. Bakalım bu nasıl verecek? Işıklı mışıklı. Peki bizde ne eksik? Kablo eksik. 12.4 zaten normal yani. 12.4. Çalıştığını gördük. Çakmaklığa takacağınız böyle şarj cihazları için şunu söyleyebilirim. Telefonlarınız bunların bataryasını pek sevmez arkadaşlar. Biz Çin'den sipariş ettiğimiz için. Evet, doğru voltajı gösterdi ama ne yazık ki çok güvenli ürünler değiller. Hiçbiri güvenli değil. Çok pahalıları bile telefonun bataryasına zarar verebilir. Haberiniz olsun. Ama yine de bir 10 üzerinden acil durum bunları da kurtaracağı için 7 hak etti değil mi bu? Evet. Sırada aynısının 6 portlusu var. Bunda 2 tane tip C var. Diğerinde 1 tane vardı ve bu daha kötü durumda. Şöyle yakınlaşabilir misin abi iyice? Bak, tip C'lerin içini görüyor musun? Ben bunu hayatta arabaya taksam bile şarj kablosu takmam mesela. Az önceki puanım bunun için de geçerli. Bunun için daha da sıkıntılı bir durum var. Bence bu 10 üzerinden şimdiden 1 hak etti ama yine de bir görelim. Evet, voltaj okumada zaten sıkıntı yok. Çok basit bir elektronik devre o. Ama bu portları kullanmamak en sağlıklısı. 10 üzerinden 1. Hadi çok acil durumlarda bir puan daha vereyim, 2. Geldik araç içi RGB aydınlatmaya. Bir adet kumandası var. Şöyle bir ve ikincisi de burada. 2 adet de lambamız var. Bunlar pilli. Bir yapıştıralım şuralara. Bakalım nasıl gözükecek. Renk falan değiştiririz. Oo, cümbüş Süleymaniye. Direkt açıldı. Şurası gözüküyor mu? Bakayım. Bak, renk değiştiriyor bak. Görüyor musun olayı? Evet. Bunu da şöyle mavi, yeşil yersen. Kumandayla kontrol edebildiğiniz iddia edilen bir ürün için durum bu arkadaşlar. Gündüz bile böyle gözüküyor. Biz bu araba içi RGB aydınlatmayı 117 liraya almışız. Türkiye'de muadilleri 300 lira civarı arkadaşlar. Bence fiyat avantajı sebebiyle bir 10 üzerinden 5 hak ediyor ama kumandasını falan pili bitiyor. Sıkıntılı ürünler biliyorsunuz. Daha fazla puan vermeyelim. Sıradaki ürün araç içi çakmaklık ama Bluetooth transmitter'lı. Yani Bluetooth'suz arabanız varsa teyp kanalını kullanarak Bluetooth'lu hale gelebiliyor arabanız. Bunu çakmaklığa takıyorsunuz. Telefonla buna bağlanıyorsunuz. Bu çakmaklığımızın kendisi. Telefonla bağlanmak için ve USB ile bağlanmak için birkaç tane port var. Burada portlar daha iyi duruyor. Biraz daha kaliteli portlara sahip. Yine de tavsiye etmem. Takalım, görelim. Bunun için tabii teybi açmam lazım. Cihazı taktıktan sonra yapmanız gereken şey ekranda gördüğünüz şu frekansı FM radyoda ayarlamak. Burada 87.5'e getirdik. Burada da görüyoruz 87.5. Yapmamız gereken şey telefonun Bluetooth ile şu cihaza bağlanmak. Açıyorum. Bluetooth'umu açıyorum. BT Car olarak gözüktü. Gördüğünüz gibi bağlanıyorum. Arabanın hoparlöründen duyduğunuz gibi bir ses geldi. Deneyelim bakalım, bir herhangi bir YouTube videomuzu açalım telife girmeden. Ben Şahin. Umarım keyfiniz yerindedir. Uzun yıllar boyunca çıkmayacak denilen Windows... Gördüğünüz gibi sesi arabadan almış olduk bu cihaz sayesinde. Bence 10 üzerinden 10'u hak etti. Çünkü neymiş fiyatını da söyleyeyim ona göre. Biz bunu abi 139 liraya almışız. Türkiye'de 400-550 lira arası değişiyor. Cama gideceğim. Şöyle açacağım. Bence çok iyi ürün. Kaça almışız onu da bakayım. Biz bunu 172 liraya almışız. Temu'dan Türkiye'de en ucuzu 280 lira civarıydı ben en son kontrol ettiğimde. Bence yine 10 üzerinden 9'u hak etti. Biraz daha kapatsa fena olmaz. Arabaya da büyük gelmiş olabilir. Devam edelim. Sırada bomba bir ürün var. Arıza tespit cihazı. Her sanayicinin, hatta bence arabası olan herkesin de başucunda tutması gereken mükemmel bir cihaz. Ama ben bunu nereye götüreceğimi çok iyi biliyorum. Usta kolay gelsin. Ben Çin'den 307 liraya böyle bir cihaz aldım. 307 liraya. Bu cihazı ne için kullanıyorlar abi? Arıza tespit için kullanıyorlar. Ambulans olarak arıza gidermek için kullanılabilecek bir cihaz. Normalde yani profesyonel olarak yapan kişiler için çalışmaz cihaz. Türkiye'de bunlar 1200 liradan başlıyor. 307 liraya aldım. Puanın kaç? 5. 10 üzerinden mi? 10 üzerinden 5.
Sıradaki ürün bomba bir ürün, araç içi kamera ama biz bunu 1076 lira gibi bir fiyata aldık. Türkiye'de de muadilleri 1000 lira seviyesine yakın ama bunun gibi çift kamera olanların biraz daha fiyatı yüksek olabilir. Araç kamerasının kendisi burada. Burada ikinci kamera var. Bunun açısı değişebiliyor. Birazdan göreceğiz. İçinde bir de çakmaklıktan elektronik bütün enerjisini alabilmesi için bir tane böyle şarj kablosu koymuşlar. Bu da yukarıya cama yapıştırmanız için ekstra aparat. Şimdi uygulayalım. Güzelliği şu. İçinden 32 GB'lık bir tane micro SD kart çıkıyor. Kameranın önündeki jelatini de sökelim. Burada bir jelatin yok. Şunu da söküyorsunuz. Bence şöyle bir eski tip mini USB şarj girişine sahip olması önemli bir eksi. Bunu buradan takalım. Tabii hem Bluetooth transmitter hem de bunu kullanacaksan birden fazla çakmaklık girişine ihtiyacın var. Çakmaklık girişi çoğaltıcı alman gerekiyor bunun için. Bu arkadaşı da şuradan takmak gerekiyor. Olay şu. Veriyorum enerjiyi. Geldi. Burada ekranımız var. Gördüğünüz gibi gayet net arkadaşlar. Burada da ön kameramız var. Sağ üst köşede de içeriği görebiliyoruz. Bence güzel ürün. Başarılı ama çok fiyat avantajıyla satın almadığımız için en fazla 10 üzerinden 6'yı hak ediyor. Böylece bir demo videosunun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beğenilerinizi bizden esirgemeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir başka videoda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın.